Günümüzde sanata olan ilginin biraz azaldığını hissetmiyor musunuz acaba diye düşünüyorum. İşte sanat okulları kısmen de olsa sanata olan ilgiyi arttırma açısından son derece önemli yerler. İşte öyle bir özel yere gidiyoruz şimdi. Erol Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkürler, sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Çok güzel bir atölyenin içerisindeyiz. Hı-hı. Önümüzde de başarılı bir üstad var diyelim. Çalışmalarınızda hocam ön plandasınız. Hı-hı. Şimdi Erol Çizmecioğlu kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. 1977 Denizli doğumluyum. Pamukkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezunum. 98 yılından beri bu atölyede sanatsal faaliyetlerime devam ediyorum. Gayet güzel. 98'den beri. Peki. Evet. Şimdi bu bütün işletmemiz öncelikle Denizli'nin neresindeyiz biz lokasyon olarak? Kınıklı bölgesi. Denizli'nin Pamukkale ilçesi diye geçiyor. Evet. Hı-hı. Peki hocam. Neler var burada? Biraz hizmetlerinizden bahsedelim mi? Neler yapıyoruz bu atölyede? Sizin anladığım kadarıyla öğrencilerle de çalışmalarınız var. Tabii tabii. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne hazırlık çalışmalarımız devam ediyor atölyede. Her yıl Güzel Sanatlar'a hazırladığımız hem lise olsun hem akademi olsun öğrenci arkadaşlarımız var. Evet. Bunların sınav hazırlıklarını yapıyoruz. Bununla birlikte yağlı boya çalışmam var. Ağırlığım yağlı boya tablo çalışmalarıdır. Evet. Zaman zaman bunlarla ilgili siparişlerimiz de oluyor, çalışmalarımız da oluyor. Daha çok sanatsal ağırlık olarak devam ediyor çalışmalar. Neyi ön plana tutuyorsunuz hocam çalışmalarınızda? Her sanat işiyle uğraşan bir üstadımızın mutlaka ele aldığı bir şey vardır tabii. Tema olarak. Toplumsal meseleler aslında benim tablolarımda anlatmaya çalıştığım iş. Figüratif resimler çalışırım. Sanatın biraz da bu noktasını çok fazla önemseyen birisiyim. Yani evet. Sanatçı yaşadığı toplumda var olan bütün o iyilik, güzellik ya da olumsuz giden her şey ne varsa, hissettiği neyse bunu tuvallerine aktarması gerektiğini düşünen birisiyim. Evet. Ülkemizde de bunun için çok fazla materyal var bence. Bir sanatçıyı zengin kılabilecek bir sürü materyalimiz var. Bunları ele alıyorum. Gün geçmiyor ki yeni bir şey gelişiyor. Siz bunlardan esinlenerek anladığım kadarıyla ortaya bir şeyler çıkarıyorsunuz. Hı-hı. Güzel çalışmalarınız var hocam. Hizmet verirken dikkat ettiğiniz unsurlar nelerdir? Ortalama bir çalışmayı ne kadar sürede çıkarabiliyorsunuz? Süre çok görece tabii. Yani çalışmaları yaparken bir derler yani ilham geldi falan sanatçı. Bazen anında yani bir bakıyorsunuz resmi yapmaya başlıyorsun. Resimden ayrıldığım noktada bir bakıyorsunuz bitmiş oluyor resim. Bazen evet. Çok proje halinde oluyor. Yani onun kompozisyonunu ayarlıyorsun. Bazen günlerce sürebiliyor. Bu çok anlık bir şey. Değişebiliyor yani. Evet. Ben size, ailenize, bölgeye kattığınız bu güzel hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah yeni sanatsal bir faaliyet ve çalışmanızda tekrar buluşmak dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.